çıkardı silahını? Şuradan mı? Şuradan mı? Bel, şuradan ha? Ben belinden çıkartıyorum. Tamam, içeride. Yolunda bak, gördünüz mü be ya? Allah yeminle. Yeminle değil, günahın benim oğlum var. Çocuklarımın bası için hiç. Sen için kendime atlamazsam adam dedim ya. Balıklama atacağım böyle. Parayı gördünüz mü be ya? Demedim mi sana bacım? Sakın ha, inanma. Ne yeminli yalancı şeytere, ne yalan tüccarı, hokkabaz avukatlara. Kimsin be? Ben avukat Şeref Hak Tanır. Hedef parlak surat, nur yüzlü, iblis ruhlu doğmuş olanlara. Ne dedin bacım, ne dedin? Kötü yola mı düştün, yolda mı kaldın? Varsa o devlet bürokrasisinde, o hükümet olmada, o Ankara'da, Ankara'ya giden Allah mücahitti, müteahhit olarak dönüyor, sonra it oluyor. Biliyor. Problem büyük. Nereye mi mahkemeye veriyorlarsa versinler, ne davası açıyorlarsa açsınlar. Hiç umurunda değil. Söyleyeceğim söyleyeceğimi. Hak neyse, bir gördüm bildiğim neyse söyleyeceğim. Sırf senin için sopi sakalı bırakıp, sırf cübbe takmıştım. Söylüyor. Mahkemesiz adam asılmaz. Uzatma be. Bir tekme attık mı işi tamam. Canım sıkılıyor. Bir mahkeme kuralım. Sen istedikten sonra ben gene asarım. Bu kadar yeter. Bunu bizim şeye verin. Kime? Enes Kandır. Neyse adını verdik, onu deşifre ettik, yeni bir dava açarlar hakkında. Sen ayık olasın, hipnozdan kurtulasın ve yetti gayri, gayri de gayri, ellerin havada oynayandan değil de oynatandan olur da belki kalsa sen olursun diye amma o da boş. Merhaba Maliye Bakanlığı'nın arkada. Merhaba, kolay gelsin efendim, iyi çalışmalar dilerim. Hanımefendi, içim vurulmazsa ben aradan geldim. Ünvanınız neydi sizin? Şimdi ünvanım Cerrah Karpuruk. Hı? Cerrah. Cerrah mısınız? Cerrah Karpuruk, International Emergency. Anladım. Biraz... Türkçesini? Yani araba Cerrah Oto yazın. Cerrah Oto. Olur. Evet, Cerrahpaşa Uluslararası Check-up Merkezi. $70 milyar sen özelleştirme yapmışsın. $230 milyardan fazla sıcak para girmiş Türkiye'ye. $300 milyar nerede? Ben de bunu soracağım o zaman. Sen bu $300 milyarı Merkez Bankası'nın kasasına niye koymadın? O zaman bu 128 milyar doların hesabını soranlar az soruyorlar. Nerede bu paralar? Nerede? Nereye gitti? Ne dedin bacım? Ne dedin? Geliyorlar. Vallahi kulağıma çok fena Kerim. Billah şaştım bacım. Ben de kaldım bir kere. Dinlemezsen beni 2023 2000'i diler. Vallahi billah bin bir bedele. Merhaba, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Gözlerimde İbrahim Tam Tavan Can Kan Hıraç'ta Radar Noktan Firar'da Erem Kiri Teyri Dayı Malayol Köprü Otobanda. İnandığım kandırıma mektup yazmıştım. Sırf sen için. Ben ne eminim be bacım. Ah, ah eşek kafama.
Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşüyorsanız ona söyleyin. Bu yeni kurulan devlete bayrak lazım. Beraber bayrak işine girelim. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Ben sizden haber bekliyorum. Tamam efendim. Ah eşek kafama. Ben tanrım bir civarın kadire. Görevi icraya nöbetçi. Tek vahiy aram. O da evde yatağa uyuran uykuna verilmez. Komiserim kolay gelsin, iyi çalışmalar. Komiserim benim bir sıkıntım var da, Sayın Savcı Bey mevkilerinde mi? Nasıl? Savcı Bey yerinde mi yani, savcı var mı burada şu anda? Savcı yok. Sayın Savcı nerede, evinde mi? Yani evet. VETA arama şansınız falan varsa, ben iki tane yere gittim hani, diyorlar önce karakola gidiyorlar ya bakın. Önce şey Mehmet Ali Osman Bülent Karakoluna gittim. Sonra Adana valine bağlı emniyet bölümüne gittim. Şunu da okuyabilirsiniz. Şimdi okuma mesele değil. Hayır tamam istedim. Acil durumun acil mi? Acil ben durum çok acil. O zaman karakola gittin mi? Gittim karakola gittim. Ne dedi karakol? Bu senin mi? Evet o benim. Karakol beni oradaki suç işleme aracıyla şey gönderdi, emniyete gönderdi. Emniyette önce beni bir affedersin, çok affedersin. Tamam. Sonra ben orada bir bağırdım, çağırdım, sorun çözülsün dedi. Burası dedim Adana emniyeti mi dedim, terörist emniyeti mi? Çünkü bu içinde terör de var. Uyuşturucu da var. Ne ararsan var. Yok yok. Benim bu sorun şu. Benim sorunum ne kendi sorunum. Sen... Kıyar meclisi bölmüş garibin uykusu. Sıcak ataktan yanmış garibin vahim. Gözleri mahmur. 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 Ay ay. Nasıl kızmış bana vahim. Yastı mezar taşı. Yatağı cehennem yorganı azar olmuş. Sanki benden şikayetim ki şikayetlerim doğrultusunda hiçbir işlem yapılmıyor. Ben buradan son elime kılıcı aldım. Şimdi çıkıp adaleti kendim geçireyim burada. Seyhan'dan mı arıyorsunuz? Evet. Tamam ben size emniyeti aktarıyorum. Emniyet de işlem yapıyor. Ben anlamadım ki bu adamlar burada kendilerini alay ilan etmişler ya. Ben size aktarıyorum. Hatta kalın. Teşekkür ederim. Şikayetçisin tabii. Kurudum. Yok işte. Vermiyorsa Mahmut, neylesin Kel Mahmut? Ne olur, gör şu talihsiz kulunu. Bir kerecik gör. Yoksa halim perişan. Eve gidecek yüzüm yok. Çarşıdan geçecek gücüm yok. Artık bir tek çarem kaldı. Şu mavi sulara kendimi atıp, bu yalancı dünyanın çilesinden kurtulmak. Ağzı mı oynatsak? Evet evet, rüşvet almak için numara yapıyor galiba. İyi akıl ettiniz. Bu iş bize pahalıya patlayacak ama başka çaremiz yok. Bir de Mahmut ağayla görüşelim.
Dikkat dikkat, akli dengesi yerinde olmayan kör, sağır, dilsiz, adalet isminde, yüz yaşlarında ufak bir kız çocuğu kaybolmuştur. Görenlerin ve yerini bilenlerin Allah rızası için değil, kanun namına en yakın mahkum anası veya mahkum babası, eşi çocukları gariban, fakir, fukaraya haber etmesi, yerine bildirmesi ve elinden tutup götürüp teslim etmesi ehemmiyetle emir olunur. İş bu ferman, global bozkurt, süt alan, adalet, bilim, medeniyet, ticaret, devletlerinden birisi mecburi mevladandır. Bak dur, sakalı versen tabii. Dilekçe, sen gideceksin. Hem dilekçe tabii, doğru canım dilekçe. Dilekçeyi yazdırı vereceksin ha. Dilekçeyi sen değil. Dilekçeyi de yazdıracaksın. Aynen, tatlıcıları da olur. Adres sistemimizin yalan üzerine kurulu. Avukatları çok sever. Avukat yani iki yalan söyleyen hemen adamı çağırır. Şimdi bak, sen yapman gereken yaz oraya. Yaz oraya, ben sana söyleyeyim. Ben şimdi kendi ifade edeyim. Ben şimdi kendi ifade edeyim. Ben yazdım. Cumhuriyet bas savcılığına diyeceksin. Onu biliyorum. Ben yazdım buraya. Lazım. Benim eşim, ben cezaevindeyken şu şu kişi tarafından kaçırılmış. Eşim şu hastalığı vardı, ilaçları kullanıyordu. Hangi hastaneye gitti? Depolar oldu. Hem şey raporu var. Ha, bu şekilde bir... Kızdan bir soru yok mu? Yes, benim eşim raporu var. Bu ilaç kullandığı ilaçlar bunlardır. Şu kişi tarafından kaçırılıp eşim uyuşturucu satıcılığı yapmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak her ne kadar nereye başvurduğunda bulunduysam da bu konuyla ilgili olarak hiç kimse işlem yapmamaktadır. Eşim rahatsız olduğu halde bile eşimden faydalanıp şu kişi tarafından eşim uyuşturucu satıcılığı yapmaktadır. Onun zoruyla yapmaktadır. Eşim kandırılmıştır. Ben eşimin... Eşimin... Şu şahıstan kurtarılmasını, anladın mı? Tedavisi için hastaneye yatırılmasını istiyorum. Bununla ilgili olarak eşimi kandırıp kaçıran ve eşime uyuşturucu ticareti yaptıran şu kişiden davacı ve şikayetçiyim. Direkten Cumhuriyet Bas adına dosya yazmışım. Anladın mı? Bundan nikahım var, Cumhuriyet nikahım var. Olsun ya. Gayri resmi nikahlı eşim diyeceksin. Aynen, gayri resmi nikahlı. Anladın mı? Tamam. Şimdi yani bu dakikadan itibaren de bu kadının sana bir faydası yok. Bana yok. Dinen sana hiçbir faydası yok. Ya dinle işi bitti. Abicim iş, dinle falan işimiz yok bizim. Sen öyle anlamadın. Anladım. Şimdi senin artık o kadınla senin bir ilişkin yok. Ama ne? Vicdani olarak, anladın mı? Eşinin bu şahıstan kurtarılmasını istiyorsun.
dedim bacım, ne dedin? Kötü yola mı düştün, yolda mı kaldın? Üstelik zor bela bulmuş garibim yolu. Giymiş mi alel acele zor bela mübarek sarı bir don. İniş takımları full gençlik. Mafsal zaten tam kilit. Işığızı en az 5000 devir. Ne rotorlar varmış onda, ne havalı imdat bren. Sigortasın full. Fakat muayenesi yokmuş babacığım. Adalet. Adalet. Ne dedin bacım? Ne dedin? Kötü yola mı düştün? Yolla mı kaldın? Vallahi bacı ne ABS bilir, ne ASR, ne ESF, ne Air Meyten varmış. Ne de kemer takarmış. Şu bizim millet tambur fren. Ona şükür olur be bacım. Ne bakım, ne onarım, ne kontrol gerek var, ne de far. Ne şirket karşılamazdı, ne de maaşı yetermiş ona. Nerede sıra, orada bırak be bacım. Sanki dersin, pimpe çekiş bomba. Hadi kontrolsüz araba. Tamam yani şu an arabalar yok. Şu an arabam yok. Tamam. Taksi ekibinden polis getirin. O da polis aramam ben. O zaman kendi aranı bir çare bekleyin bana. Bir çare bekleyin. Bir saat beş yaşım var arızalı. O öbür üstüm var arızalı. Bunda tren bağlı desteklerim var. Ya şurada ya taksi çare ona gidip beraber polisler. Bir polis arkadaşı. Ya da kendi arabasına gidip mazotu nesli falan bak koyayım. Şimdi ben askerde... Efendim? Komutanım peki polis yapamıyorsa nasıl olacak peki? Askeriye bir şey atamaz mı yani onu demek istiyorum. Şimdi komutanım şimdi bir onbaşı bir ordu yönetir doğru mu? Yani şöyle savaş anında komutanlar öldüğü zaman... Karakolda bir şey demediler mi? Komutanım beni geçtirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Ben savcılığa gittim. Bakın ben buraya da... Tamam ben şimdi buradan zaten şey diyorum komutanım. Ankara'ya gittim. Gitmeden önce dedim. Son bir kez dedim hani askerlerimizi... Tamam, işte burada bir şey değiştirmez seni. Sen bizim polis tarafına gideceksin. Anlatacaksın. Şimdi ben bu kadar çok sorun yaşadığım için komutanım ben hiçbir zaman şikayetçi olmamıştım. Ben etkili sorduğum kavgalarda bugüne kadar annemi çağırmış değilim bakın. Tamam doğrudur ama... Tamam ben şunu söylemek istiyorum. Buraya anlatmam boş. Ve sadece şunu söylemek istiyorum komutanım. Benim yaşamış olduğum sorun aynı zamanda sizin sorununuz, aynı zamanda bu devletin sorunu. Bu sorunu çözmekle siz de mükellefsiniz. Buradaki askerler de aynı zamanda polislerin tamamı da, savcılar da hakimle. Bakın şu an savcı bey yatağında yatıyor evinde. Ne oluyor biliyor musun? Burayı boşu meşgul ediyorsun. Şu an kameralarda çıkıyorsun. Peki yani derdimi anlatıyor komutanım size. Sen karakolda işini hallettin. Ben çözememişsem nereye gideyim karakolda peki? Nereye gideyim? Kime gideyim ben şimdi? Şimdi söyle çözsünler. Burayı çözemez senin işin. Kime komutanım? Karakola git bir daha söyle. Komutanım evraklarım var burada 150 sayfalık. Tamam burası senin işin nasıl çözsün askeriye buraya? Komutanım terörist var diyorum ben askeriye diyorum. Askerle terörist yan yana komutanım. Tamam burayı meşgul ediyorsun abi. Öyle mi diyorsun komutanım? Komutanım ismi nedir sizin? Amazing! Soy isminiz komutanım? Ya soy ismimi ne yapacaksın? Komutanım yani rütbenizi alayım en azından. Ben size beyan ettim bunu. Evrak da verdim siz bana gidin dediniz. Tamam, siz bana bu sözlerini yazılı olarak verebilir misiniz? Ben de yazılı olarak beyan verdim burada. Durumu izah etmek açısından beğen dersin. Siz bana söylediğiniz sözü yazılarak verebilir misiniz? Yok sen bugün söyle.